Efendim merhabalar Sprey Poliuretan Poliure Derneği adına Akit TV stüdyolarındayız Yalıtım Haberden hepinizi selamlıyoruz Bu hafta Yalıtım Haberde sektör için e, önemli bir konuyu konuşacağız biliyorsunuz geçmiş programlarda da söyledik bizim derneğimizi e, derneğimizin üyelerini e, üreticiler ham madde üreticileri e, uygulayıcılar ve makina tedarikçiler oluşturuyor. Bu üç unsur toplamda e, püskürtme yalıtım sektörünü oluşturuyor ve dolayısıyla derneğimiz de öyle. Bu hafta makinaları konuşacağız. E, stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. E, dernek üyemiz e, Pusmak Makina AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Hasan Bülbül ile konuşacağız. Onun öncesinde yine geçtiğimiz haftada e, belirtmiştik Poliüretan Dergisi'nin Nisan ayında yayınlanacak e, dergisi e, hızlı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. E, Pusmak Makina'nın e, bu dergide de e, bir yazı kalemi aldı. E, Makinalarla ilgili bir dizi, bütün sayılarımızda işleyeceğimiz başlıkları belirledik. Ve en üst başlıktan başlayalım dedik. Yani makinaları bu programda da konuşacağız detaylı biçimde. E, efendim hoş geldiniz. Hoş Sayın Bülbül programımıza nasılsınız? Teşekkürler sağolunuz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Yolculuk nasıldı? Kayseri'den buraya geldiniz. İyi de hamdolsun. Çok teşekkür ederiz olun. Peki biz e, bu e, programda istedik ki e, sektör paydaşlarımıza, uygulamacılara, efendim, bu konuyu e, merak eden, yalıtımla ilgili olan izleyicilerimize, Makinaların bilgisini aktaralım. Çünkü bu konu çok merak ediliyor. E, mobil e, uygulamalar yapıyoruz biz sektör olarak. Dolayısıyla burada e, anahtar kavramlardan biri makinalar. Ve topyekun makinaları konuşalım istedik. Öncelikle dilerseniz bir Pusmak AŞ'den başlayalım ve devam edelim. Pusmak makineyi izleyicilerimiz daha yakından nasıl tanırlar, neler söylersiniz? Evet, Pusmak Makine Sanayi Anonim Şirketi. 2009 yılında e, sektörün ihtiyaçlarını öngörerek Türkiye'deki yalıtım sektörünün poliüretan poliüre uygulamalarındaki e, ihtiyacı öngörerek kurulmuş, e, 2019 yılı itibariyle de e, 10. yılını tamamlamış ve e, birçok farklı kalemde makine Hı. üreten bir firmadır. 10 yıldır sektörde üretim yapıyoruz. Evet. Doğru. Bu sene 10uncu ve şunu eklemek istiyorum. Hı hı. Bu alanda e, bu ihtiyacı öngören ve ilk makineyi üreten Türkiye'nin ilk yerli üretici firmasıdır. Çok güzel. Yüksek basınçlı makineler mi diyelim? Evet. Öyle diyelim. Yüksek evet. basınçlı makineler. Türkiye'de e, yerli olarak ilk üretimi yapan firma evet. Pusmak AŞ. Peki, bu e, makineden başlayalım o halde. Evet. Yani bugün geldiğimiz teknolojik gelişmede. Makineye makina diyeceğiz ve sektörümüzle ilgili de genel bir başlık olsun diye söylüyorum makina çeşitleriyle bir başlayalım dilerseniz. Evet. Poliüretan ve poliüre püskürtten makineler hı hı. E, püskürtme alanında yüksek basınçla çalışan makinalardır. E, bu makinalar e, transfer pompaları yardımıyla sıvıyı hı. E, makine ünitesine aktarır. Burada talep edilen derecede ham madde ısıtılır. Bu vesileyle e, yüksek basınçta hortuma gönderilerek e, püskürtme işlemi uygulanır. E, bu işlemi yapan e, hidrolik, e, pneumatik ve e, elektrik e, motorlu makineler olmak Hı -hı. üzere üç sınıf makine vardır. Yani bu sınıflandırma kaynağına göre mi? Tabii oluşuyor? ki. Tabii yani ki. hidrolik makinalar, e, pneumatik makinalar evet. ve elektrikli makinalar. Evet. Bunu bir açar mıyız? Biz, yani hidrolik makine çalışma prensibi açısından doğru. söylüyorum izleyicilerimiz de anlasın ee, diye. Biz bunu eee Poliüretan dergimizde, der, derneğimizin çıkarttığı Poliüretan dergimizde arge e, müdürümüz Sayın Murat Bey'in kaleme aldığı bir yazıyla Detay makinenin e, detaylarını yazı, e, evet. üyelerimize ve sektördeki paydaşlarımıza aktardık. Ama kısaca bilgi verecek olursak e, hidrolik makinalar hı hı. E, sıvıyı sıkıştırarak güç elde eden makinalardır e, ve ee, sıvıyı püskürtülecek sıvıyı, hı hı. bu sıvı gücüyle e, tabancaya kadar aktaran ve tabancadan o güçle çıkaran mekanizmalardır. Hı hı. Ee, Pnomatik dediğimiz havalı e, motorlar ise hava gücüyle hı. makineyi tahrik eden ve e, hava gücüyle püskürten makinalardır. Elektrikse güç kaynağı elektrik olan ve elektrik gücüyle hı hı. Üret, ür, e, iletilen makinalardır. Peki bu dör, üç başlıkta toparladık evet, makineleri. Evet doğrudur. Ee, sayın seyirciler bu konunun detaylarını yine biraz önce konuğumuz da bahsetti. Nisan ayında yayınlanacak poliuretan Dergisi'nin ikinci sayısında etraflıca işledik. Bu makinelerin çalışma prensipleri e, ve detayları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız geçtiğimiz haftada söylediğimiz gibi Poliüratan Dergisi'ni derneğimizden veyahut Akit TV'den ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada mesaj olarak iletebilir veya derneği arayarak dergimizin istediğiniz adrese ulaştırılması amacıyla abonede olup efendim hem derneğimizi, sektörümüzü hem de dergimizi bu anlamda destekleyebilirsiniz. Pekala, makine çeşitlerine baktıktan sonra gelelim poliüretan ve poliürelerdeki ee, sıklıkla kullandığımız e, hangi makine ve bunlar nasıl e, makinelerde nasıl çalışırlar? Efendim uz, uzun metrajlı geniş alanda e, uygulamalarda hı hı. ağırlıklı olarak tercih edilen makine hidrolik makinelerdir. Hidrolik, evet. evet. Yani sıvıyı sıkıştıran evet. ve sıvı, bu kuvvetle uygun olan. Sıkıştırıl, sıvının sıkıştırılması yöntemiyle güç üreten makinelerdir. Dilerseniz ben makinenin bütün ihtiyaç duyduğundan, püskürtme anında ihtiyaç duyduğundan bütün aksamı tek tek size zikredeyim. Tabii. Pol, transfer pompaları, hı hı. varilin içine koyduğumuz izosiyenat ve polyol varili, çift bileşenin içine birer tane koyduğumuz A ve B e, transfer pompalarımızı yerleştirdikten sonra bu transfer pompalarının görevi hı hı. E, hava yoluyla ve bunun elektriklerler de var yani e, bazı ürünlerde malik olarak hava yoluyla e, ürünün ham maddenin varilden alınıp bu makineye aktarılması... Yani transfer pompasını evet. da bir makine olarak ayrı bunun değerlendirirsek çok önemli bir, o zaman pneumatik bir makine. Evet, Ama doğrudur. Size, ayrı yani. bir makine olarak değerlendirirsek pneumatik bir makinedir. Hı -hı. Ve bunun asıl görevi e, istenilen malzemeyi e, poli üreten, poli üre e, veyahut başka bir çift bileşenli bir malzeme Hı -hı. E, varilden veyahut e, istenilen mekandan alıp makineye aktarmaktır istenilen miktarda. Hı. Bu e, makineye aktarılan ürün makinede yine makineyi çift bileşenli bir e, makine olarak düşünün. Hı. A taraf ve B taraf izosiyonat ve poliol olmak üzere makinede e, ürünün reçetesine göre poliüretan veyahut poliüre Ürünün istenilen reçeteye göre evet. istenilen miktarda ısıtılması ve makine üzerindeki pompa hidrolik olabilir, pneumatik olabilir, elektrik olabilir. Makine üzerindeki pompa aksamıyla bunun istenilen, arzu edilen basınçta tabancaya kadar ulaştırılıp e, tabancadan e, köpük halinde e, veyahut poliüre halinde arzu edilen e, alana püskürtülmesidir. Temel çalışma prensibi e, evet, makine yani çalışma bu, yöntemi budur. Bu kimyasallar... Evet. ...gerekli reaksiyonu tamamlamaları için ısıya ihtiyaç duyuyor. Evet. 75, 80, 60 bu arada bir ısıtıcı. Poli üre, için, poli evet. üre için bunlar. Poli üre için ee, doğru. Her ürünün e, yani değişik markaların değişik talepleri olabiliyor bu konuda. Hı -hı. E, her ürünün kendi reçetesine göre, her ham kendi reçetesine göre... bu e, A tarafı veya izosinat bu çift bileşeni ayrı ayrı ısıtmak mümkün veya A eşit değerde ısıtmak mümkün, kontrol Hı. etmek mümkün makineyle bunları da arzu edilen basınçta tabancaya ulaştırmak mümkün. Yani burada makinedeki ısı akışkanlığı kolaylaştırmak adına değil fakat kimyasalın ihtiyaç duyduğu reaksiyonu tamamlayabilmesi Tabii için ki. ihtiyaç duyduğu Tabii. için. Bu makinelerde bir restans var Tabii ve ki. e, kimyasalı ısıtıyor. Diğer taraftan da yüksek basınçlı denmesinin nedeni de aynı zamanda yine o reaksiyon için ve uzun bir hortuma sahip. Bu hortumdan ee, da... Hortumun e, metrajı e, bir pompanın türüne göre değişebilir. Pneumatik, hidrolik, elektrik hmm. dediğimiz. iki e, talep edilen... E, yani uzunlukta 90 metrelere 120 metrelere kadar e, pompanın türüne göre hortum uzunluğu ayarlanabilir. 15 metreden 90, 100, 110, 120 metrelere kadar e, hortum uzunluğu uzatılır. Peki acaba hangi tür makina daha yüksek basıncı e, sağlar? Dolayısıyla ona göre de belki değil mi? 15 metrede evet. farklı bir teknikteki çalışan makineyi tercih ederken daha uzun metrelerde ona uygun bir tercih. Hidrolik makineler alanındaki e, en kapasiteli makinelerdir. E, en yani şöyle söyleyeyim hortum uzunluğuna göre en uzun metrajdaki e, debiyi sağlayacak makineler hidrolik makinelerdir. Sonra hı hı. elektrik ve pneumatik şeklinde sınırla, e, sınıflandırılabilir. Peki o zaman e, gelelim e, pusma. Yani pusmak burada sprey poliüretan köpük ve poliüre e, Makinalarında bu sektörde hangi e, makinaları üretiyor? Pusmak olarak bizim ağırlıklı üretim alanımız hidrolik makineler üzerine. Hmm. Bir tane e, KPX 16 dediğimiz e, 220 tek faz 220 volt elektrikle çalışan bir makinemiz var. Elektrik pompalıdır hmm. bu. Geri kalan bütün makinelerimiz hidrolik makinelerimiz. Ee, hmm. Ve burada bizim makine çeşitliliğimizi size şu şekilde aktarabilirim. Ee, pompaların e, kapasitelerine göre sınıflandırdığımız makinelerimiz var. KPX20, KPX20 Plus, KPX25 olmak üzere. Hmm. Bir de e, oranlama yapabildiğimiz bir makinemiz var. Ee, normalde e, poli üreten ve poliüre uygulamalarında oran ee, bire birdir. Hı hı. Yani pompanın e, veyahut makinenin e, mixing chamber denilen o nozul dediğimiz e, kısmına girecek ürün oranı e, A tarafı B tarafı çift çift bileşenden de hı hı. bire bir şeklinde gi girer. Bir birim bir tanesinden bir birim bir, birin bir tanesinden. tanesinden. Eşit oranda karışacak. Evet. evet. Ee, ancak bazı ürünler özellikle B1 sınıfı dediğimiz e, yeni nesil e, poliüretan malzemeleri yanmazlık sınıf açısından tabi bu B1 sınıf dediğimiz hı hı. E, farklı oranlamalar gerektirebiliyor. Yani sprey poliüretan köpükte B1 yanmazlık sınıfına ulaşabilmek evet. için birebir oranını terk edip evet. farklı, farklı oranlar karışım fa sağlamak evet, gerekiyor. Ham yani. madde ve evet. çetesine göre farklı oranlamalar gerekli olabiliyor. Bizim bu oranlamayı yapabildiğimiz bir, birebirden 1'e e, 2.2'ye kadar oranlamayı istediğimiz ölçüde ayarlayabildiğimiz e, KPX30 makinemiz var. Bu o zaman sadece sprey poliüretan köpüklerle ilgili değil, evet. tüm e, püskürtülebilir ürünlerle ilgili. Tabii ki. E, yani karşımızda bir e, likit poliüretan e, olabilir, orana ihtiyaç duyuyor. Evet. Bunları da püskürtebilen bir makineden söz ediyoruz. Evet. Hı -hı. E, aynı zamanda bir de e, mak poliüretan ve poli üre uygulamalarında önemli bir sorun olarak tespit ettiğimiz hı hı. E, üç faz elektrik e, kaynağının e, her alanda bulunamaması. Şimdi bu ciddi bir e, sorun. E, Türkiye'de evet. akımlar dengesiz. Evet. E, dolayısıyla e, o bir dengeyi oluşturabilmek evet. adına bir e, cihaz daha konması gerekiyor tabii sisteme. Ki, evet, tabii bundan ki. Bunu, bahsediyoruz. Tabii e, bazı e, çözüm ortaklarımız harici jeneratör olarak e, uygulayabiliyorlar ama biz PH40 makine ünitemiz sayesinde haricen bir hava kaynağı ve enerji kaynağına gerek du duymaksız, ihtiyaç duymaksızın hı hı. makine üzerine entegre ettiğimiz diz dizel bir jeneratörle e, enerji problemini çözüyoruz, ortadan kaldırıyoruz. İstediğiniz yani mesela, her alanda e, yüksek bir noktada bir verici istasyonu var. Evet. Diyelim ki evet. e, burada bir e, enerji yok ya da istenilen miktarda bir enerji yok. Dolayısıyla makinamız çalışmayacak evet. normal şartlarda. Ama siz öyle bir makine yaptınız ki evet. buna jeneratörü entegre ettiniz tek bir makine halinde ve yakıtın yanına aldığı sürece. Sorunsuzca çalışabilecek. Evet. Çok güzel. Ee, arzu edilen her alanda e, bu zirai alanlar olabilir, e, kırsal alanlar olabilir ya da elektriğin bulunmadığı, elektrik probleminin yaşandığı her alanda jeneratör ve e, hava entegreli, kompresör entegreli makyemizle e, arzu edilen her alanda uygulama yapılabilir. Peki diyelim ki jeneratörde herhangi bir sorun çıktı. Evet. Yine bu makine tabii ki elektrik enerji bağlantısıyla tabii ee, da çalışmasına tabii. devam ediyor. Ee, jeneratör kısmını devre dışı bırakabildiğimiz, Hı. normal trifaz elektrikle çalıştırabildiğimiz alternatifleri kendi programında bünyesinde mevcut makinenin. Peki başka neler var? Yani diyelim ki airlesslere ihtiyaç duyuyoruz biz sektörde. Evet. Ee, sprey polüratan köpüğü yaptık veyahut polüre uyguladık. Ee, üzerine istenilen renkte alifatik bazlı bir koruyucu güneş ışınlarından veya çevresel e, koşullardan sistemi korumak adına e, bu tür kimyasallar püskürtmek gerekiyor ve o noktada da airless dediğimiz hava e, destekli makinalara ihtiyaç duyuyoruz biz. Pusmak e, ne durumda? Airless makinalarda var mı üretiminiz? Efendim bizim ihtisas alanımız sıvı aktarımı. Hı hı. Ee, tek bileşenli, çift bileşenli e, veya silikon kıvamındaki ürünlerin aktarımı konusundaki robotik çözümlemelerimiz hı hı. ve gelecekte belki de daha fazla bileşenli e, ürünlere çözüm yolu sunan makinelerle. Bizim birden iki den fazla üç beş gelecekte argemizde e, bu tarz planlamalarımız mevcut. Ee, inşallah yakın bir gelecekte alternatif ürünlerimizle yine müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Ee, bizim tek bileşenli ürünler için tasarladığımız yine hidrolik e, Hı -hı. tahrikli Hı -hı. bir makine olarak, airless e, makinemiz, püskürtme makinemiz var. Tek bileşenli evet. ürünler için 40 metre hortumu ile e, istenilen her alanda çok ciddi bir debiyle, çok ciddi bir 300 bara kadar olan gücüyle hı hı. E, tek bileşenli ürünleri rahatlıkla püskürtle, püskürtle uygulama yapabileceği e, müşterilerimizin bir makinayı şu an arge e, birimimiz bitirdi e, ve inşallah yakın bir gelecekte müşterilerimizin karşısına çıkacak. Yani burada bu makinede ısıtma yok. Ee, önceki evet. söz ettiğimiz makinalarda yani sprey poliüretan köpük ve poliüre uygulaması yapacak evet. makinalar ısıtma ya ihtiyaç duyuyor ama airless'lerde ısıtma yok. Ee, Dolayısıyla aslında orada da çok bileşen e, makineden çekilmiyor ama dışarıda birleştirebilir. Örneğin çift bileşenli bir e, poliüretan alifatik bazlı dışarıda birleştirilip o makinede tek yani, besleyici de verilebilir. airless boya makinesinin temel ee, vazifesi talep edilen e, sıvıyı alıp hı hı. bunu yüksek basınca çevirip püskürtme yoluyla uygulamak. Çünkü bunlar Ürün. bal kıvamındadır, hatta daha fazla kıvamlı evet. dolayısıyla çok yüksek bir kuvvet gerekir bunları Tabii püskürtebilmek ki. için. Ciddi anlamda gücü olan 300 bar'a kadar e, gücü ayarlanabilen, yükseltilebilen ee, inşallah sektöründe e, alternatifleri arasında e, iddialı bir konumda olacak bir makinenin üretimini tamamladık. Çünkü olarak. bu sadece bizim sektörde değil. Ailes evet. makinalar birçok sektörde çok yoğun kullanılıyor. Transfer'e ihtiyaç duyulan gemi sanayinde, otomotiv sanayinde evet. ya da e, kaplama endüstrisinde çok kullanılan makina. Evet. Ayrıca özür evet. diliyorum sözü kestim. Bir e, ürünümüz daha var. Hı -hı. Robotik sistemlere entegre edilebilen e, ağırlık olarak fabrikalarda e, veyahut e, silikon ve silikon kıvamındaki Hı -hı. ürünlerin e, istenilen kıvamda e, aktarılmasına yarayan silikon enjeksiyon makinemizle mevcut. Ne işe yarıyor e, bu makine? Örneğin e, biz bu makineyi Kayseri'de bir firmaya yaptık. Cam yapıştırma gerekiyordu bu firmamızın iki evet, camı evet. birbirine yapıştırması gerekiyordu ve bu alanda robotik bir çözüm istedi bizden ARGE evet. birimimiz buna çalıştı ve e, silikon enjekte eden isten silikon kıvamındaki bütün ürünleri enjekte edebilen e, ve robotik sistemleri entegre edebilen <laughs> bu ne demek bir makine yani bir bir makinenin robotik sistemlere entegre olabilme yeteneği ne anlama gelir? Yani içerisinde öyle bir yazılım var ki tüm yazılımlardan gelen direktifleri algılayabilecek evet. ve yapacak durumda gerekli demek istiyorsunuz. Gerek bir ortak dil kullandık demek istiyorsunuz kodlamada. Evet. Gerekli periyotlarda, lazım olan periyotlarda o sıvıyı alıp talep edilen yere enjekte edebilecek, e, birim zamanda, bir, birim zamanda enjekte edebilecek bir edebilecek bir makine. Çok güzel. Peki biraz da dünya pazarından Türkiye pazarından yani işte Pusman pazarlama satış ağından biraz söz edelim çünkü Pusmak esasen şöyle diyelim evet Türkiye'de yerel bir üretim yapan bir firma ama dünyaya da makina satıyor evet. öyle değil mi? Evet. Biraz bundan bahseder miyiz? Nerelere satış yapıyorsunuz veya hangi stratejiyle hangi ülkelere ...ulaşıyorsunuz? Bu konu pusmak makine olarak... ...bizim göz bebeğimiz olan bir konu. Hı hı. 2017 yılında... E, ...dünyaya açılma kararı aldık. Hı hı. Ve buna başlarken... E, ...biliyorsunuz... ...Türkiye... ...sıradan bir ülke değil. İstanbul sıradan bir şehir değil. Hı hı. E, İstanbul ve Türkiye... ...aslında çevre Osmanlı coğrafyasının tamamının gözlerinin üzerinde olduğu hı hı. E, gelmek için can attığı gönüllerinin ülkesi. Yani aslında Türkiye sadece Türkiye değil. Türkiye aslında bütün Osmanlı coğrafyası. Biz de hedef olarak Osmanlı coğrafyasını ilk etapta hedef edindik. Doğu Avrupa, hı hı. E, Arap Pazarı, ee, ve e, nispeten Orta Asya kendi gönül bağımızın, olsun bir Osmanlı coğrafyası değil ama gönül bağımızın olduğu bir coğrafya orada. Hı hı. Ee, buralarda e, pazarlamaya başladık. Ve bugün... yani bu çok ilginç ilk e, geçtiğimiz haftalarda da bir e, sohbetimiz olmuştu. O noktada bu bana çok ilginç gelmişti evet. açıkçası çünkü tanımlama olarak yani bir pazar tanımlaması olarak Osmanlı coğrafyası diyebileceğimiz bir pazar yok ya yani Orta Asya var evet. evet efendim Balkanlar Kafkaslar vesaire bana çok ilginç gelmişti hatta bunu üzerinde konuşmuştuk evinde evet. de bunu paylaşalım siz bunu e, kültür ortaklığına bağladınız evet. ve oralardaki iletişimin çok daha kolay ve güvenilir olduğu e, varsayımından yola çıkarak geliştirdiniz. Bu strateji e, ancak ben anlıyorum evet. ve çok şimdi baktığımız zaman doğru bir strateji geliyor. Evet. Neden böyle bir strateji geliştirdik? Çünkü buradaki e, bizim gönül bağımız olan hı hı. E, her türlü etnikten insanlar Türkiye'den Gerçekten kendi ihtiyaçlarını gideren e, kalite anlamında kendilerine sıkıntı çıkarmayacak, sıkıntı yaşatmayacak hı hı. bir ürünü Türkiye'den alırlar. Evet. E, ve biz bugün bu stratejiyle dünyanın 15 ülkesindeyiz. 15 ülkede makinalarınızı evet. e, satıyoruz. 3 kıta, 3 kıta, 15 ülkedeyiz. Hı hı. E, ve ciddi anlamda e, yedi ülkeyi kapsayan bayilik ve servis zinciri kurduk Arap pazarında. Hı hı. Ve yakın bir gelecekte aynı sistemi inşallah Avrupa Doğu ve Batı olmak üzere Avrupa coğrafyasında da e, uygulayacağız. Yani buralarda mesela söylediğiniz o Osmanlı coğrafyasında biz e, ürünlerimizi pazarlama stratejisi gidiyoruz dediniz. Bunun ilginç bir hassas makineler olduğunu kendi gözleriyle görsünler. Kalitemizi de kalitemizi, de kendi, gö kendi gözleriyle görsünler, hı hı. kalitemizi ispatlayalım biz bu e, paydaşlarımıza. Buradan çağrı yapıyorum. Hı hı. Ve e, biz bugün 15 ülkedeyiz ama yakın bir gelecekte e, kıta olarak, 3 kıtadayız 4 kıta yani hı hı. E, ulaşmayı hedefliyoruz. Ve ülke sayımızda çok 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 daha yukarılara taşıma hedefindeyiz. Hı hı. Dünyaya biz bugün bu makineyi pazarlarken bir, bir dünya markası haline gelirken kendi ülkemizden de kendi tedarikçimizden Peki. kendi uygulamacılarımızdan da e, destek demiyorum kalitemizi görmelerini istiyoruz ve zaten kendilerinden, kendiliğinden Peki. ulaşılacaktır. Peki. Çok teşekkürler. Konumuz oldunuz. Yalıtım haberin bu hafta. Çalışmalarınıza da başarılar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, yalıtım haberin bu hafta da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın.